Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kazanan şimdiki selam. Xiaomi Note 9 şarj soketi nasıl değişiyor? Onu sizinle paylaşacağım. Şarj soketi değiştirmeden önce evvela başka şarj aleti denemeniz gerekiyor. Başka şarj aleti denedikten sonra hala şarj almıyorsa, diyelim şarja takıyorsunuz ama şarj aleti havada kalıyor. Tam oturmuyor. Muhtemelen şarj soketi tıkanmıştır. Tıkandığı için metalle yapmayınız. Mesela bir kürdan olabilir, daha ince bir şey olabilir. Dikkatli bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Eğer ki cihazınız garantili bir cihazsa garanti göndermenizi öneriyorum. Ama cihazın garanti yoksa, şarj soketi temizlemeyi bilmiyorsanız bir teknik servise gidip temizletmeniz gerekiyor. Ama ben bunu yapmak istiyorum, kendim yapmak istiyorum diyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Evet, şu anda videoya geçiyoruz. Cihazı sökmek için evvela sim çekmecesini çıkarmamız gerekiyor. Sim çekmecesi çıkarmak için kendi iğnesini kullanıyoruz. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana, sim yatağa zarar vermez. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Şu şekilde. İçeride bir yay sistemi var. Mekanizma bastırdıkça geriye doğru atıyor şöyle. Sim çekmecesi ya da sim yuvasını çıkardıktan sonra dikkatli bir şekilde, çünkü arka kapağı gömmeli olduğu için arka kapağı açıyoruz. Şu şekilde, şöyle ince bir aparatla ya da yaprakla şu şekilde cihazı açmamız gerekiyor. Eğer cihaz ilk defa sökülüyorsa biraz daha zor olabilir. Söylemiş olalım. Cihazınız garantisi varsa lütfen garantiye göndermeniz gerekiyor. Çünkü cihazı açtığınız zaman garantisi bitiyordur. Bilginiz olsun. Bir de arka kapağı sökerken dikkat edeceğiniz hususlar var. Power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu. Burada da parmak izi sensörü filmi var. O filme dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi arka kapağı sökerken dikkat etmeniz gerekiyor. Direkt çektiğiniz zaman parmak izi sensörü filmine zarar verirsiniz. Şu şekilde çıkarmasanız da olur. Çünkü şarj soketi değiştirmek istediğiniz zaman tarafı sökmenize gerek yok. Sadece şu kısmı açmanız yeterli olacaktır. Yıldız tornavidayla söküyorsunuz. Tornavidanın ucuna şöyle bir mıknatıs takmanız daha iyi olur. Biraz da çıkaracağınız civatalar kaybolmaz. Bilginiz olsun. Evet, bu buzzer kısmında iki boyut civatalar var. Bu siyah civatalar biraz kısadır. Onları aynı yere takmanız gerekiyor. Kısa civatanın yerine uzun civata taktığınız zaman ekrana ya da şarj sokete zarar verir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, 3 tane siyah civata. 1, 2, 3. Onlar kısadır. Diğer mavi olan civatalar, onlar uzundur. Ona göre takmanız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir fark var. Şöyle. Civataları hepsini söktükten sonra dikkatli bir şekilde şu buzzer kısmını söküyoruz. Söktükten sonra şu filme dikkat ediyoruz. Dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz. İlk önce çıkarın, tekrar takın. Çünkü şarj almıyorsa bundan da bazen yapabiliyor. Çünkü bağlantısı şu filmdir. Bilginiz olsun. Ve şarj soketinin üstünde de bir civatamız var. Burada beyaz bir civata. Kısa. Bunu ayrı koyuyoruz.
Şöyle gördüğünüz gibi şarj soketi. Şarj soketi sadece bir teknik servise giderek şu parçayı değiştirmeniz daha sağlıklı olur. Çünkü yeni alacağınız soketler bu board olarak orijinal olmayabilir. Şu görmüş olduğunuz mikrofonda ses karşıya gitmeyebilir. Veya da şebeke sağlıklı çekmez. Buna dikkat ediyoruz lütfen. Ve tekrar yerine taktım. Şu şebeke kablosunda dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki şarj soketi ya da telefonun içindeki herhangi bir parça değiştikten sonra şebeke sorunu olduğunu düşünüyorsanız ya bu kablo takılmamıştır ya da şarj soketi orijinal değildir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şarj soketin üstünde bir cıvatamız vardı. Kısa beyaz bir cıvata. Onu yerine takıyoruz. Şöyle. Yerine taktıktan sonra bu ara filme dikkat ediyoruz. Yerine takılı olup olmadığı kontrol ediyoruz. Ve şebeke kablosunun şu çukurda yatağında olması gerekiyor. Eğer değilse de arka kapak zarar verebilir. Dikkat edelim lütfen. Şöyle hemen takıyoruz yerine. Biz ne demiştik? İki boyut cıvata var demiştik. Siyah cıvataları bu ön kısmına takıyoruz. Kısa olan cıvataları. Kısa olan cıvatanın yerine uzun cıvata takarsa zarar görür. Bilginiz olsun. Evet, bu mavi cıvatalar hemen şu soketin hemen üstündeki yuvaya takıyoruz. Şu şekilde. Evet, bu arada aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler Kazanlar İletişim olarak elimizde ne geliyorsa daha fazlasını yapmaya çalışacağız inşallah. Geç oldu. Ayıp olacak. Bu saate rahatsız etmeyin. Kesinlikle rahatsız olma. Sizlere yardımcı oluyorsam ne mutlu bana. İnan bana, sizlere yardımcı olduktan sonra çok mutlu oluyorum. Cıvataları hepsini yerine taktıktan sonra son bir göz atıyoruz. Ve dikkatli bir şekilde arka kapağı şöyle kasaya oturuyoruz. Oturttuktan sonra şu şekilde power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu filmine dikkat ediyoruz. Çünkü o filmli olduğu için ve bütün değişiyor. Zarar görebilir. Zarar görmemesi için dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi de sim yuvasını takıyoruz. Sim yuvası takmak için sim kartla hafıza kartı şu manyetik alanı arka kapağa bakacak şekilde takmanız gerekiyor. Şu şekilde. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.